hangi bölüm? İktisat. Kayıt işlemleri için yardım etmemizi ister misiniz? Eksik olan herhangi bir şey falan. Sağ olun, her şey tamam galiba. Hoş geldiniz. Ben hallederim. Tamam. Sormak istediğim bir şey olursa eğer ben Mustafa. Düşünürüm. Tamam. Değilim. Size de yardımcı olacağınız bir şey var mı? Teşekkür ederim. Merhaba. Yeni kayıt. Hangi bölüm? Merhaba. Hoş geldiniz. Memleket neresi? Tokat. İsterseniz yardımcı olayım eğer aklınızda eksik var mı? Alo. Bu kantindeki kiralık ev ilanı için aramıştım. Oo, Antalya güzel memleket. İçinden mi? İçinden, evet. Evin aylık kirası ne kadarmış? Çıkan kiracı 600'den çıkmış. Bize de öyle verecek. Senin kiracın ayırdığın rakam nedir? Ağır mı gelir? Yani aslında biraz zorlar gibi. Dediğim gibi ev çok küçük değil. İstersen bir üçüncü ortak da alabiliriz. Vallahi yurtlarda o kadar kalabalık kalınabiliyor da evde neden sadece 3 kişi bir arada kalamasın ki? Ya, kafamıza göre biri olursa neden olmasın? Hem kira da aflemiş olur. Öyleyse kantindeki ilanı indirme. Bekleyelim bakalım. Tamam. Ben çevreye de haber veririm. Babamlar sevinecek bu işe. Kiranın uygun olmasına. Yurt çıkmadı diye üzülüyorlardı. Ne işle meşgul? Babam havaalanında çalışıyor. Memur. Kalkalım artık. Yarın okulda buluşuruz. Ben öğle saatlerinde gelmiş olurum. Nerede kalıyorsun? Şimdilik oteldeyim. Laleli'de. Sabah biri telefonla aradı. Öyle mi? Kimmiş? Fen Edebiyat'tanmış, ikinci sınıfta. Nasılsa buluşacağız ya, ben de bu saate randevu verdim. Hadi. Numarası yok mu? Aradım. Alo, İsmail. Abi biz kantindeyiz, burada mısın? Ben kantindeyim, siz neredesiniz? Tam ortadayız, elimi kaldırıyorum. Süleyman? Evet. İsmail? Memnun oldum. Umut İktisat'tan. Merhaba. Memnun oldum. Ev istasyonu tam karşısı. Vay be, padişahlara komşu geldik öyle mi? Etraftaki gece konulara bakarsak yanaşma gibi geldik. Sahiden de baksanıza, kaya yapışmış midyeler gibiler. Şuraya bak. Şey, ev sahibi? Yukarıda bizi bekliyor. Hadi. Tamam. Oh.
geldiniz. Hoş buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun hocam. Eve hemen gezmek ister misiniz? İki oda bir salondu değil mi? Evet, iki oda. Aslında üç oda ama odanın birinde Yakup abinin eşyaları kalacak. Orayı kullanmayacağız. Sizden önceki kiracılar da aynı şekilde kullandı. Ailemize ait özel eşyalarımız var. Taşındığımız yerde yer olmadığı için böyle oldu. Zaten bu kadar da bize yeter. Ben de beğendim. Çok şanssızız ya. Oo, yedi. Antalya. Umudumun şehri. Şuna bakın ne tatlı ya. Adın ne senin? Selim. Selim. Aferin sana. Ne yapıyorsun? Ne haber Umut? Oo, ne haber abi? İyi. Cuma namazından mı? Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Senin işin ne oldu? İngilizceden başka dilin var mı? Yok. Yalnızca İngilizce. Bu işi Antalya'dayken yaptığını söylemiştin. Evet, pratiğim var. Sorun olmaz. Güzel. Bir süre rehber arkadaşlarla takılırsın. Ortamı görürsün. Tamam. Çok iyi olur. Okey. Yarın öğleden sonra bekliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ha, şey, rahatsız olmayın. Kitapta alıp çıkacağım zaten. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşla ders çalışacağız. Gece görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Yurtta kalmaktan nefret ediyorum. Senden ayrılmak çok zor geliyor. Ama olsun. Gündüzleri beraberiz ya. Ama geceleri benim değilsin. Ve ben hep yanımda olmanı istiyorum. Ben de öyle bir tanem ama ne yapalım? Seni o kadar çok seviyorum ki. Ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Nasıl yani? Sen yapmadın mı? Oğlum rahatsız mıyım ben? Niye yapayım? Ya bırakın abi Allah aşkına. Kafa mı yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Sinema. Okey. Harun'un sevgi mesajı. Kapsama alanı dışındayım. Oğlum ne dalga geçiyorsun insanların inançlarıyla? Peki onlar niye küçümsüyorlar benim inançsızlığımı? Abi düşünsene. Tanrı'nın bir oğlu olduğuna inanmamı istiyorlar benden. Hatta bazen oğlum da Tanrı oldu. Dinlere inanmıyorsan da insanların kutsal şeyleriyle alay etme bence. Çok güzel. Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Siz nasılsınız? Merhabalar. Merhaba hocam. Ne yapıyorsunuz? Çok güzel bir Atatürk posteri buldum hocam. Müsaade edersen bunu sana ben hediye edeyim. Çok teşekkür ederim hocam. Odamın en güzel yerine asacağım bunu. Sadece odanı değil,
Düşüncelerini de süslesin. Bizim inkılapçı yine yaptı propagandasını ya. Ay gerçekten adamın verdiği postere bak, ev ödevi gibi. Umut, burada mısın? Duyuyorum, duyuyorum. Duyuyorsun, duyuyorsun ama dinlemiyorsun Umut. Ya sabah evde bir şeyler yaşadım da kafam ona takılı kaldı. Ne oldu aşkım? Sabah sabah Süleyman'ın bağırmasıyla uyandık. Salondaki bütün eşyalar ters dönmüş. Süleyman'ın yattığı odada yani. Ama her şey, biblodan masadan sandalyeye kadar. Her şey ters dönmüş. E'si hiç kimse bunu üstüne almadı. Yani herkes ben yapmadım diyor. Ben de yapmadım. Öyleyse bu iş nasıl oldu? Söyleyeyim mi nasıl olduğunu? Seni yemişler oğlum. Çömezleri böyle yerler. Askerdeyken, okulda, yurtlarda. Yok oğlum ya, öyle eşek şakası falan değil. Harbi harbi korktu herkes. Öyleyse bu akşamdan itibaren koyun koyuna yatarsınız abicim. Sorun da kalmaz, numara da olmaz. İş hallolur yani. Umut, sofradakiler bana da bırakırlar diye ümit etme. Hadi gel birlikte yiyelim. Yetiştim abi. Anneciğim, nasılsın? Annelerin annesi. İyiyiz canım oğlum benim. Hepimiz iyiyiz. Aslan oğlum benim. Sen nasılsın bakalım? İyiyiz anneciğim. Yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz oğlum? Süleyman Usta'nın spesiyalitesi makarna. Ama peynirli. Nasılsın abi? Bir tanem benim. İyiyim. Anneme ne oldu? Bilmem. Ne söylediysen morali bozuldu. Ana yüreği işte. Makarnaya dayanamadı. Yok be, söyle, iyiyim ben. Merak etme, keyfim yerinde. Ya babamın da selamı var. Tamam canım, sen de ona selam söyle. Hadi fazla yazmasın, görüşürüz. İyi akşamlar. Ne oldu, nesi var annenin, niye ağlıyor? Yok bir şey baba, abimler makarna yiyormuş, ona üzüldü annem. Aman, öğrenci evi bu. Yumurtayla makarnayla geçecek yıllar.